Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayı çok bereketli bir aydır ve mükemmel bir aydır dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de şimdi bu ayın içerisindeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden itibaren şeytanların bağlandığını söyler. İnsan ibadet içerisindeyken haramlardan uzak olur. Namaz kılarken haramlardan uzak olduğumuz gibi oruçlu olan bir insan da o ibadeti kendisini Allah'a yaklaştırdığı için şeytandan da uzaklaştırmış oluyor. Cennet kapıları sonuna kadar açılmış oluyor. Ey insanlar, ey müminler, siz ki sabahtan akşama kadar Allah Allah der gibi Allah için ibadet ediyor, aç kalıyor, susuz kalıyorsunuz ve yemek imkanınız olduğu halde yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, cennetin kapıları sonuna kadar size açıktır denmiş oluyor. Gökten bir münadi şöyle nida eder diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey iyilik yapmak isteyen, tam zamanı kaçırma bu zaman. Çünkü bütün iyilikler kat kat sevabı fazla veriliyor. Sakın kaçırma, tam fırsat zamanı. Bu fırsat kaçırılacak bir fırsat değildir. Namazıyla, orucuyla. Kıymetli dostlar, bir Müslüman, aklı başında bir Müslüman, 5 vakit namazsız olamaz, olması mümkün değildir. Namaza alışamayan kardeşlerimiz en azından namazın ehemmiyetini biliyorlar. Gelsinler şu Ramazan-ı Şerif ayında, Allah'ım ben olmam gerektiği gibi olmaya sen beni muvaffak eyle. 5 vakit namazın sevgisini kalbime yerleştir, aşkını kalbime yerleştir. Bundan sonra 5 vakit namazını kılanlardan olayım diye Allah'a yalvaralım. Aşk ile şevk ile yalvaralım. Bazı kardeşlerimiz meyhanenin kapısına yazı yazıyor. Ramazan münasebetiyle kapalıyız. Meyhanecinin Ramazan'la ne alakası var? Demek ki o meyhaneci insanın kalbinde iman vardır. Ramazan'da lokantasını kapatan, onlar imtihanı kazanan insanlardır. Ramazan'da açıktan yemek vermek, Ramazan'da oruç tutmayan insanlara yiyebilecekleri hazır yemeği vermek lokantada vesairede kesinlikle sahibi oruç tutsa bile bu helal bir kazanç değildir, haramdır, haramdır, haramdır.